Evet. Sen bu 402 numaralı hastanın vizitte pansumanı yapasın dedim, yaptın mı? Şey, ağabey hemşire orada. Biz acil değiliz hocam. Acil çok yoğun bugün de. İyi, lollipop gibi sallanma o zaman şekerim. Hadi işinin başına. İstanbul Batı Adliyesi 56. Aile Mahkemesi. Leyla'nın yarası sandığımızdan daha hızlı iyileşiyor Erhan Hocam. Evet ama yani... Ama evet, yani bence Candaş Hoca'yla da kesinlikle bir görüşme ayarlasak iyi olur. Tamam, ben Candaş Hoca'yla bir görüşeyim o zaman. Bahar, konuşmamız lazım. Gidin misin? Timur, ne yapıyorsun? Bahar, konuşmamız lazım. Timur Hocam. Erhan Hocam, lütfen siz bir karışmayın. Bahar, lütfen. Tamam. Bahar. Evet Timur. Bu ne? Boşanmak için mahkemeye başvurdum. Ne olmasını bekliyordun? Ya Bahar, bunu nasıl yaparsın ya? Bunca yıllık evliliği bir kalemle nasıl silip atıyorsun ya? Ben mi sildim? Ya beni düşünmüyorsun. İki tane çocuk var. Hallerini görmüyor musun? İki tane çocuğu da bizi de düşünmeyen sensin Timur. İki tane saçma sapan fotoğrafla anlatmaya çalışmışsın ya evliliğimizi. Bir de benden dinlemek ister misin? Romeo ve Juliet'in gerçek hikayesini anlatayım mı sana? Bahar. Ne? Ben... Bak. Ben aslında sen bana donör olmadığında... Yani beni ölüme terk ettiğinde senden boşanmalıydım ama... Yani korkmuştun dedim. İnsanlık hali. Affetmeye çalıştım. Affetmeye çalıştım. Ya ben hastanede yanımda kalacak bir tane refakatçi ararken sen renginle Paris'teydin. Timur, sen neden bahsediyorsun bana? Ha öyle. Evet, belki de o istemedi. Donör olmanı, terk ederim dedi. Sen beni ölüme terk ettiğinde zaten tercihini yaptın. Yani konuşacak bir şeyimiz yok bence. O zaman sen de bu Evren denen adama yüz veriyorsun, yalan mı? Ha? Ya Timur, sen neden bahsediyorsun? Ağzından çıkanı kulağın duysun bir kere. O adamın sana nasıl baktığını görmüyor muyum sanıyorsun? Bu da aldatmak için yeterli. Timur, haddini bil. Evren denen adam olmasaydı sen benden bu kadar kolay boşanabilecek miydin? Sen beni... Ben seni renginle anlatıyorsam sen de beni Evren'le anlatıyorsun. Sen her şeyi yaparsın ya. Sen haklı çıkmak için her şeyi, her yolu denersin. Her şeyi hiç sayabilirsin sen. Sen de neden boşanmak istiyorum söyleyeyim mi? Çünkü seni sevmiyorum. Boşanmak için de başka bir nedene ihtiyacım yok. Sen ya bana yaptığın onca şeyden sonra temiz bir ayrılık olsun istedim ama senin gibi bir adamdan sana benzemeden kurtulamam. Bu da bana yaptığın son kötülük olsun. Melis, rengin hoca nerede? Anji odasında hocam. Tamam, sağ ol. Oo, Romeo. Hoş geldin. Sence de bir hikaye iki Juliet fazla değil miydi ya? Hı? Timur. Ne oldu, senin bir karın ağrı mı var bakayım? Anlat. Bahar, benden boşanıyor Rengin. Haklıydım. Evliliği kurtaramayacaktım zaten. Ben demiştim demeyi sevmem ama ben demiştim Timurcuğum. O tüm gerçeğin açığa çıktığı gün bize sahip çıkman lazımdı. Haklısın. Sahip çıkmam lazımdı. Seni de mutsuz ettim.
herkesi mutsuz ettim. Özür dilerim. Binlerce kez özür dilerim. Tamam. Bak. Sen Bahri'yi hiçbir zaman sevmedin. Sadece vicdan azabı çektin. Bak, bu hissettiğin normal. İnan bana, geçecek. Anlıyorum rengin yani ama... ben... ne yapacağımı bilemiyorum. Bilemiyorum. Canım. Ben sana demiştim. Ben benim domuzdan vazgeçemeyeceğini... bana geleceğini... bizi özleyeceğini... Biz birbirimizden ne zaman vazgeçebildik ki zaten? Çok özlemişim seni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.